Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 6. sınıf sosyal bilgiler kitabı Anadolu Yayıncılık sayfa 40 41 42 43 44 45 46 47 48'i işleyeceğiz. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleri metni cevapları. Soru: Geçmiş dönemlerde insanlar bir bölgeyi yerleşim yeri olarak tercih ederken nelere dikkat etmiş olabilirler? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Tarihin ilk çağlarından günümüze doğru ele alacak olursak bu konuyu ilk çağlarda insanoğlu hayatını avcılıkla geçindirmekteydi. Bundan dolayı yerleşik bir hayatı bulunmamaktaydı. İlerleyen dönemlerde hayvanların evcilleştirilmesi ve tahılın yetiştirilmesi ile birlikte yerleşik hayata geçirilmeye başlanmıştır. Yerleşik hayata geçebilmek için tarım, yapılabilecek sulak alanlar göz önünde bulundurulmuştur. Hayvancılıkta ise büyük verimli meralar tercih edilmiştir. İlk kurulan şehirlere dikkat ettiğimiz zaman su kenarlarında verimli arazi üzerinde ve de ticaretin ortaya çıkmasıyla doğal liman olabilecek sahil kesimlerindedir. Yerleşim için bir diğer etken de mevsimdir. Mevsimin sert geçtiği yerlerde şehirleşme daha az iken Anaman 4 mevsimin yaşanabildiği yerlerde şehirleşme ve yaşam daha fazla olmuştur. Ondan dolayı ilk çağda şehirler Ege kıyılarında bulunmaktadır. Görseli yorumlayalım. Soru 5. Sınıfta haritadaki renkleri yorumlayarak yeryüzü şekillerini açıklamayı öğrenmiştiniz. Aşağıda verilen haritada renkleri yorumlayarak Orta Asya'da Türklerin yaşadığı coğrafyanın özelliklerinin ve buradaki yaşam şekillerinin nasıl olabileceğini tahmin etmeye çalışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Haritayı incelediğimiz zaman gördüğümüz gibi Orta Asya'nın bulunduğu alan koyu kahverengi renklerle yoğunlaşmıştır. Bu haritanın o bölgesinin yüksek dağlarla kaplı olduğunu göstermektedir. Orta Asya çevresi yüksek dağlarla kaplı yüksek platoların bulunduğu karasal iklimin tüm özelliklerinin yaşandığı yazları kurak ve sıcak kışları ise soğuk olan bir bölgedir. Bu bölgede gün içerisinde sıcaklık farkları oluşmaktadır. Bölgede gün içerisinde sıcak geceleri eski eksi derecelere düşen taklama kan çölü bulunmaktadır. Bu da Orta Asya'nın ne kadar kurak olduğunu göstermektedir. Bu bölgede yaşayan Türkler zorunlu olarak göçebe bir hayat sürmektedirler. Çünkü bölge yerleşik hayata geçilebilecek özelliklere sahip değildir. Verimli topraklara sahip o değildi. Onun için hayvancılık yapan Türkler hayvanlarını otlatan bilecekleri yaylak dediğimiz alanlara giderek hayvanlarını otlatmak için göçerlerdi. Orta Asya'nın bu denli kurak zorlu yüksek dağlarla çevrili olması kalabalık Türk olusunun batıya doğru ilerleyerek yeni yurt aramasına sebep olmuştur. Soru Asya Hunlarının kök Türklerin ve Uygurların coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerini karşılaştırınız. Bu devletler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları defterlerinize yazınız. Cevap Asya onları Göktürkler veya Göktürkler ve Uygurlar ortak özelliklerine bakacak olursak. Bunlar Orta Asya'da kurulmuş olan Türk devletleridir. Türkçe konuşmuşlar ve kendi alfabelerini oluşturmuşlardır. Türk boylarını bir bayrak altında toplayarak devlet kurmayı başarmışlardır. Fakat bu üç devlet farklı özellikleriyle birbirlerinden ayrılır. Asya Hun Devleti 1. Tarihte bilinen ilk Türk Devleti Asya Hun Devleti'dir. 2. Kurucusu bilinen ilk hükümdar Teoman'dır. 3. Siyasi olarak ikili teşkilata göre yönetilmiştir. 4. Asya Hun Devleti ilk defa tüm Türk boylarını bir araya toplayarak kurulmuş ilk Türk Devletidir. 5. Çinlilerin bir gün övündükleri Çin Seddi'nin yapılmasının sebebi Hunlardır. Çinliler Hun seferlerini durdurabilmek umuduyla Çin Seddi'ni yapmak zorunda kalmışlardır. 6. Asya Hun Devleti'nin ikinci hükümdarı Metehan'dır. Metehan bir gün dünyadaki tüm orduların kullandığı Onluk sistemi bularak düzenli Türk ordusu oluşturmuştur. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi Metehan'ın kurduğu Türk ordusu baz alınır. Milattan önce 209 olarak görürsünüz. 7 Asya Hunları Orta Asya bozkırlarında göçebe bir yaşam sürdürmüşlerdir. Ekonomik olarak İpek yolu üzerinde ticaret yapmışlar ve hayvancılıkla geçinmişlerdir. 8. Oğuz Kağan destanı diyebildiğimiz destan Asya Hun Devleti'nin destanıdır. Bilinen tek edebi hitabeleridir. Yazılı değil sözlü olarak günümüze gelmiştir. Gök Türkler, Gök Türkler 1. Dünyada Türk adıyla ilk kez kurulan Türk devleti Göktürk devletidir. 2. Göktürkler Asya Hun devletinden sonra iki defa Türk boylarını bir bayrak altında toplamayı başarmış ikinci Türk devletidir. 3. Siyasal olarak ikili teşkilat şeklinde yönetilmiştir. 4. İkili devlet sistemi eski Türk devletlerinde uygulanan bir yönetim şekli idi. Bu yönetim şeklinde ülkenin doğusunu Kağan yönetmekte, batısını ise hanedan mensuplarından bir tanesi yapgu ünvanlı ile yönetirdi. 5. Kültürel olarak gelişmiş bir devlettir. Kendilerine ait Göktürk alfabesinin kullanılmışlardır. Göktürk alfabeleri ilk Türk alfabesidir. 6. Göktürk destanları Ergenekon ve Bozkurt destanlarıdır. Orhun anıtları Göktürklere ait yazılı metinlerdir. Uygur devleti. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti yerleşik hayata geçtikleri için mimari eserler bırakarak bilmişlerdir. 2. Uygurlar saraylar, tapınaklar inşa etmiş, şehirlerin etrafını surlarla çevrelemişlerdir. 3. Büyük pazarlar kurarak burada para kullanmışlar, ticaretle ileri gitmişlerdir. 4. Uygurlar kendilerine ait olan Uygur alfabesi kullanmışlardır. Bu alfabe 18 harf bulunmaktadır. 5. Uygur destanları ise Türeyiş ve Göç destanlarıdır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.